أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين سلطان الأنبياء محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فنمزين مبارك وحيشون بتون قشم شرمزين أرواحيشون علوم الشرعية دين جليل الإسلام ألدن ألدن إلى بزكرة ولاشتران bizlere kadar ulaşmasına vesile olan ulema-i amilin, sulahai salihin, evliya-i vasılin, eğniya-i şakirin, musannifin, muhaddithin, müellifin, fukaha, hamele-i Kur'an'ın kâfesinin ruhlarına ve hocalarımızdan ahirete intikal edilenlerin bi ecmaihim ervahına, eserlerini okuduğumuz şerhleriyle, haşireleriyle, talikleriyle bizlere imdad eden ve kendilerinden istifade ettiğimiz bütün müelliflerin ve musanniflerin ruhlarına, kurumların, müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhlarına, her birimizin bugünlere gelmemizde üzerimize emeği geçmiş olan erbab-ı hukukun da ruhlarına, Allah rızasına el-Fatiha. Gayr-ı munsarifin illetleri 9 taneydi. Adil dedi, tahkiki olur, takdiri olur. Vasıf dedi, vasfın şartı aslında olmaktır dedi. Sonradan isim tarafına galip gelmesi, zarar vermez dedi. Te'nis dedi, te'nisi ikiye ayırdı. Te'nis bi gayril elif, yani te'nis bitta diyelim, bir de te'nis bil elif. Te'nis bi gayril elif lafzı olur, bir de manevi olur. Lafzı olanın şartı neydi? Alemiyet. Manevi olanın şartı yine alemiyet. Ancak vücuben gayr-i musarif illeti olabilmesi için İkinci bir ilave daha vardı orada. Ya ortası harekeli olacak veya üç harften fazla olacak veya hücme olacak dedi. Te'nis bil elif iki illet makamına kaim olduğu için onun başka bir şeyi yoktur. Adil, vasıf, te'nis, marife. Marifenin de maksat neydi zaten? Şartı neydi? Alemiyet. Ondan sonra hücme geldi. Hücmenin şartı neydi? Acemce'de alem olacak veya Arapça'ya ilk nakledildiğinde alem olarak nakledilecek. Ondan sonra ya ortası harekeli olacak veya üç harften fazla olacak. Hücmeden sonra nereye geldik? Cemiye geldik. Cemi şartı neydi? Cemi sıve-i müteha-i cumu'du. Doğru mu? Sıve-i müteha-i cumu olması lazım idi. Bu da iki illet makamına kaimdir. Sıve-i müteha-i cumu ile ilgili gelebilecek itirazlara bir gayri hain tahsis olacak demişti. Gelebilecek olan itirazlara cevap vermişti. Et terkibu gayr-i munsarif illetlerinden birisi de nedir? Terkiptir. Terkip deyince terkibi mezci var. Öyle mi? Be'alebeke gibi. Terkibi savti var. Sibebeh gibi. Leftavayh gibi. Terkibi ta'dadi var. Hamsete aşere gibi. Terkibi izafi var. Gulam-ı Zeyd'in gibi. Terkibi isnadi var. Te'ebbata şerren gibi. Doğru mu? Terkibi vasfı da diyebilirsiniz. Şimdi acaba terkip deyince bunların hepsi mürekkeptir. Bunların her birisi gayr-i musarif illeti olur mu? Et-terkibu terkip, şartuhul alemiyyet. Bir defa şart-ı alemiyyettir. Mesela hamsete aşer alem değilse oradaki terkiplik bizim işimize yaramaz. Terkip gayr-i musarif illeti sayılabilmesinin birinci şartı nedir? Alemiyyettir. Alem olmazsa gayr-i musarif illeti değildir. Peki alemiyet olması yeterli midir? Terkip alem oldu yeterli midir? وَاَلَّا يَكُونَ بِاِضَافَةٍ Terkip izafi olmayacak. Gulam-ı Zeyd'in gibi, Abdullah gibi terkip izafi olmayacak. Evet, çünkü arkadaşlar zaten gayr-ı musarif olan bir kelime muzaf olduğu zaman musarif hükmünde olur. Yani elif lam geldiği zaman, bir izafet olduğu zaman zaten ne yapıyor? Onu gayr-ı musariflikten çıkarıyor zaten. Öyleyse yani zaten gayr-ı musariflikte tenakuz var, münafat var aralarında. Dolayısıyla terkib-i izafi neye sebep olamaz? Kelimenin gayr-ı musarif olmasına sebep olamaz. Tam tersine gayr-ı musarifin musarif hükmünde olmasına sebep oluyor. Yani gayr-ı musarifi musariflikten, gayr-ı musariflikten çıkarıyor. وَاَلَّا اِكُونَ بِاِضَافَةٍ Terkib-i izafi olmayacak. وَلَا اِسْنَادٍ Terkib-i isnadi de olmayacak. Terkib-i isnadi arkadaşlar, te'ebbata şerren gibi. Alem olduktan sonra bunlar arkadaşlar.
alem olduktan sonra. Mesela Abdullah terkibi izafidir. Gulam-ı Zeyd'in terkibi izafidir ama alem yapmadıktan sonra bizim konumuza girmez. Gulam-ı Zeyd'in siz birisine alem yaparsanız o zaman terkibi izafi olarak bunu konuşabiliriz. Şartı tutuyor mu tutmuyor mu diye. Bütün bu okuduğumuz terkibi izafi olmayacak, izafi olmayacak, isnadi olmayacak falan. Bu sözler hepsi alem olduktan sonradır. Anlatabildim mi? Yani sadece Gulam-ı Zeyd'ini alem olmadan düşündüğünüz zaman, Abdullah'ı alem olmadan düşündüğünüz zaman efendim şu mudur bu mudur demeye gerek yok. Çünkü zaten ne değildir? Alem değildir. Alem olmayınca şart aramaya gerek yoktur. Birinci şart alem olmaktır. Alem olmadıktan sonra diğerlerini aramaya gerek yoktur. Çünkü illet değildir. Terkib-i isnadiler arkadaşlar, teebbata şerran gibileri izharda hatırlar mısınız? Bunu mebnilerden saymıştı değil mi? Teebbata şerran gibileri mebnilerden saymıştı. İzharda teebbata şerran gibileri irab-ı takdiride saymıştı. İrab-ı takdiride saymıştı. Evet. Ama İbn-i Hacip Hazretleri teebbata şerran gibileri mebni kabul edecektir. İrab-ı mahki cümle terkib-i isnadi olanlar alem olarak nakledilirse, alem olarak kullanılırsa bunları mebnilerden kabul ediyor. Kim? İbn-i Hacip. Onun için velâ bi isnadin terkib-i isnadi olmayacak. Teebbata şerran bir cümledir. Şimdi cümle alem olduğu zaman üzerine tağyir yapılmaz. Çünkü teebbata şerran hatırlar mısınız şey olarak? Yani alem kılınmasının sebebini hatırlar mısınız? Çocuk gelmiş, kılıcı almış ve oku almış, mızrağı almış, koltuğun altına saklamış ve birisini öldürmeye gidiyor. Annesi onun için teebbata şerran demiş. Sonra adı teebbata şerran kalmış. Şimdi ca'e teebbata şerran, ra'ytu teebbata şerran, meraytu bi teebbata şerran denir. Çünkü o teebbata şerranın bir hikayesi var. Ona bu isim verilmesinin bir sebebi var. Bundan dolayıdır ki alem de olsa değişiklik yapılmaz. Niçin? O şeye işaret etsin diye. Kıssanın aslına, sebebi tesmiyenin aslına işaret etsin diye değişmez. İmam Birgibi'ye göre bu irab-ı takdiriye girer ama İbn-i Hacib'e göre mebnilere girer. Vela bir isnadin terkibi isnadı olmayacak dedi. Başka bir şartı var mı arkadaşlar? Şimdi vela bir savitin terkibi saviti olmayacak da demesi lazımdı. Sibeveyh gibi. Sibeveyh olmaz çünkü sibeveyh mebnidir. Terkibi savitidir o. Tamam. Bir de terkibi tadadi olmayacak demedi. Yani hamsete aşere gibi. Halbuki efendim terkibi tadadi hamsete aşere o da nedir? Mebnidir. Doğru mu? O da mebnidir. Şimdi Musa'nın burada terkibi izafi olmayacak dedi. Terkibi isnadi olmayacak dedi. Halbuki terkibi savti, terkibi tadadi de olmaması lazım. Onları zikretmedi. Kafiye başlarken İbn-i Hacip Hazretleri'nin prensibini söylemiştim size. Fazla konuşmasını sevmez. İleride sebebeh gibilerinin mebni olacağını, hamsete aşer gibilerinin mebni olacağını söyleyecek. Orada söyleyeceği için burada bunu bir daha ne yapmamıştır? Söylememiştir. Ayrıca peki niye terkib-i isnadiyi söyledi? Çünkü ileride terkib-i isnadinin mebnilerden olacağını söylememiştir. Terkib-i izafi özellikle zikretmesi lazım. Efendim, terkib-i isnadiyi neden zikretmiştir? Çünkü ileride onu mebniler kısmında zikretmeyecektir. Ama İbn-i Hacib'e göre terkib-i isnadi de nedir? Mebnidir. İleride zikredilmeyeceği için burada onu zikretmiştir. Sonuçta arkadaşlar terkipten terkibin şartı alemiyettir. Bir de terkibin mezci olması şarttır demektir. Şu olmayacak, bu olmayacak, ne olacak? Terkibi mezci olacak. Terkibi mezci olacak. Ne gibi? Mislu ba'le bekke. Ba'le bekke gibi. Şimdi Ba'le Bekke bir şehrin adıdır. Ba'l, putun ismidir. Bek de o şehrin sahibinin, liderinin ismidir. Sonuçta Ba'le Bekke ne oldu? Bir şehrin ismi oldu. Ba'l, putun ismi. Bek de efendim o şehrin sahibinin ismi. Ba'le Bekke olunca efendim bir şehrin ismi oldu. Şimdi Ba'l ve Bek'ten mürekkeptir. Peki arkadaşlar, Ba'l Bekke muzaf mıdır? Ba'lu Bekkin gibi midir? Hayır, değildir. İsnadi midir? Değildir. İzafi midir? Değildir. Savti midir? Değildir. Tadadi midir? Değildir. Nedir ya? Terkibi mezcidir. O zaman bir şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Terkibin birinci şartı alemiyettir. İkincisi terkibi mezci olmasıdır. Bu tamamdır. Geçiyorum. El-elifu ve nun. Elif nun mezideten. Arkadaşlar İmrane gibi, Sekrane gibi elif nun mezideten. Buradaki elif nun gayr-i musarif illetlerinden bir illettir. Peki burada elif nun mezideten
biz feri'leri zikrederken, yani adil ma'dulu anhin feri'dir dedik. Elif nun mezidatan nin feri'dir dedik. Mazidete aleyhin feri'dir dedik. Bazıları der ki arkadaşlar, elif nun mezidatan'a elif nun muzara'atan da denir. Muzara'atan. Yani müşabiheten. Nereye benziyorlar? Elif nun mezidatan efendim elif-i memdudeye, elif-i maksureye benziyor. Teynis elifine benziyor. Hangi bakımdan benziyor? Nasıl ki elif-i memdude, elif diyelim, teynis bir elif, kelimeye lazımdır, ondan ayrılmazsa, elif nun mezideten de kelimeye lazımdır, ondan ayrılmaz. İmrane'de elif nunu alamazsınız. Sekrane'de elif nunu alamazsınız. Dolayısıyla kelimeye lazım olmaları, ayrılmamaları bakımından elif nun mezideten neye benziyor? Teynis eliflerine benziyor. Bundan dolayı bunlara elif nun mezideten dendiği gibi elif nun muzari'aten de denir. Peki o zaman böyle olurlarsa neyin illetidirler? Değil mi? Affedersiniz. Fer'iyet neyin fer'iyetir? Eğer elif nun mezideten dersek mazidete aleyhin fer'idirler. Eğer elif nun muzari'aten dersek o zaman teynis eliflerinin fer'i olmuş olurlar. Doğru mu? Evet. Şimdi elif nun mezidetenin şartı nedir? Elif nun mezideten arkadaşlar İmrane misaline bakalım, Sekrane misaline bakalım. İmrane, buyurun. Muzara'aten dersek, muzara'aten dersek. Hani dedi ki elif, müennes eliflerinin, teynis eliflerinin fer'idir. Onlara zaten hocam tezkirin fer'i değil miydi? Yani teynis tezkirin fer'idir. Fark etmez ama. Şimdi elif nun mezideten iki illet makamına kaim midir? Gayr-ı musarifte ciddi bir illet midir? Başka hiçbir illeti aramadan olabiliyor. Dolayısıyla bunlar da onlara benzediğinden dolayı vecih şebeh kelimeden ayrılmamalarıdır. Bundan dolayı onların hükmünde olmuş oluyorlar. Peki, İmrane ile Sekrane arasında fark görüyor musunuz arkadaşlar? İmrane özel isimdir, Sekrane sarhoş demektir, vasıftır. O zaman elif-i nün mezideten ikiye ayrılır. Elif-i nün mezideten fil isim, elif-i nün mezideten fil sıfat. Elif-i nün mezideten ikiye ayrılır. Elif-i nün mezideten fil isim, isimde olur. Arkadaşlar, isim kelimesi, burada önemli bir şey söylüyorum arkadaşlar. İsim kelimesini nerede kullandığınıza göre mana kastedilir. Eğer ismi fiilin karşılığında kullanırsanız Zeyd de isimdir, Nasır'ın da isimdir, Mansur'un da isimdir. Ama isim kelimesini sıfatın karşılığına kullanırsanız Zeyd'ün isimdir ama Nasır'ın isim değildir, Mansur'un isim değildir, Sekrane isim değildir. Buradaki isim sıfatın karşılığında kullanılmıştır. İnkâna fismin eğer isim değilseler yani nerede değillerse sıfatta değillerse. Anlaştık. İnkâne tâfismin. Bunun bir benzerini nerede yaşadık arkadaşlar? Efendim, caiz kelimesinde yaşadık değil mi? Caizi vacibin karşılığı kullanılsa manası başkadır. Mumteni'in karşılığı olarak kullanılsa manası başkadır demiştik. İnkâne tâfismin elif nun mezideten eğer isimdeyseler feşartuhu efendim elif nun mezidetenin gayr-ı musarif illeti olmasının şartı el-alemiyyetu alemiyyettir. Çünkü alem olunca artık ondan ayrılmazlar. İmrane kelimesi alemde ne olmaz? Tegayyür olmaz. Özel isimler tegayyür kabul etmezler. İmrane özel isim alemiyet şarttır. Çünkü alem olanlarda ne olmaz? Değişiklik olmaz. Değişiklik olmayınca elif nun mezideten kelimeye ne oldu? Yapıştı, lazım oldu. Evet, şartı alemiyettir dedik. Ki İmrane İmrane gibi. Burası tamam. Ev fi sıfetin. Elif nun mezideten sıfette olursa فَانْتِفَا فَعْلَانَ تَبْقِيدَ وَقِيلَ وُجُودُ فَعْلَى Arkadaşlar, burasını dikkatli dinleyin. Zor değildir, kolaydır. Hızlı anlatacağım. Elif nun mezideten sıfatta olursa, şartı nedir? İki kavil var burada. اِنْتِفَاءُ فَعْلَانَةَ قِيلَ Vücudu feala. Bazıları diyor ki eğer elif nun mezideten sıfat değilse, isim değilse biz burada bakacağız. Bu fealane kelimesinin müennesi fealanete geliyor mu gelmiyor mu? Eğer fealanete vezinde müennesi yoksa tamam şart tahakkuk etmiştir. Eğer fealane vezindeki kelimenin müennesi fealanete değil ise şart tutmuştur. Kelime gayr-ı musariftir. Bazıları da diyor ki
Fe'alâne tevezde müennesin olmaması önemli değildir. Fe'alâ vezinde müennesin olması önemlidir. Bunun müennesi fe'alâ vezinde geliyorsa gayr-ı musariftir. Gelmiyorsa gayr-ı musarif değildir. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Eğer elif nun mezîdeten sıfat olan bir kelimede bulunuyorsa o kelimede gayr-ı musarif illeti sayılmasının şartı konusunda iki görüş var. Bir görüş diyor ki bu fe'alânete vezinde olmayacak bunun müennesi. Demek bunun kararını verebilmek için o fe'alâne kelimesinin müennesine bakacağız. Fe'alânetün vezinde ta ile geliyorsa o kelime gayr-ı musarif değildir. Oradaki elif nün mezîdeten fis sıfatın şartı bulunmamıştır. Çünkü fe'alânete vezinde müennesi olmayacak. Diğer görüş de diyor ki ben ona bakmam diyor. Fe'alâ vezinde müennesi var mı yok mu ben ona bakarım. Fe'alâ vezinde müennesi varsa şartı tutuyor. Fe'alâne o zaman gayr-ı musariftir, değilse gayr-ı musarif değildir. İlke olarak bu. Şimdi bu ilkeden hareketle arkadaşlar, Rahmane kelimesini ele alalım şimdi. Rahmane kelimesini ele alıyoruz arkadaşlar. Şöyle yazayım onu, besmelede olduğu gibi değil de. Rahmane kelimesini yazdım. Şimdi Rahmane'de elif nun var mı? İsim midir, sıfat mıdır arkadaşlar? Sıfattır. Peki birinci şarta bakalım. Fe'alâne tevezinde müennesi olmayacak dedi. Rahman'ın fe'alâne tevezinde müennesi var mı arkadaşlar? Yoktur. Bunun müennesi kullanılmaz. Sadece Allah'a kullanılır. Öyleyse buna göre Rahmane, Rahmanu gayr-ı musariftir. Şart bulunmuştur. Tamam. Vakile vücudu fe'alâ. Ben fe'alâneteye bakmam be. Fe'alâ vezinde müennesi varsa tamam, yoksa yok. Rahmane'nin rahma diye müennesi var mı? Yok. Buna göre burası Rahmanun, Rahmanin, Rahmanen. Rahman kelimesi munsarif mi, gayr-ı munsarif mi? Elif nun mezîdeten fi sıfatte gayr-ı munsarif illeti sayılmasının şartı fe'alânete vezinde müennesi olmayacak diyene göre nedir? Şart tutmuştur. Ve gayr-ı munsariftir. Bir vasıflık arkadaşlar. Bir vasıflık var bunda. İki elif nun mezîdeten var. Şartları tutmuş. Fakat vakile vücudu fe'alâ denildi ki fe'alâ vezinde müennesi olacak. Fe'alâ vezinde müennesi olacak diyene göre bunda vasıflık var bir. Elif nun mezîdeten var ama şartı tutmuyor. Çünkü bunun müennesi ne değildir? Fe'alâ değildir. Ve min temme bundan dolayı yani elif nun mezîdeten fi sıfette şart olarak iki kavil vardır. Fe'alânete vezinde müennesi olmayacak denmiştir. Bir de hayır efendim o önemli değildir. Fe'alâ vezinde müennesi olmalıdır şeklinde iki görüş vardır. Bu muhalefetten dolayı şartta ki bu ihtilaftan dolayı uhtülüfe fî rahmâne rahmânede ihtilaf edilmiştir. Yani rahmâne munsarif mi gayr-ı munsarif mi buna ihtilaf edilmiştir. Neden ihtilaf edilmiştir? Çünkü rahmânenin nesi yok? Fe'alâne tevezde müennesi yok. Buna göre gayr-ı musariftir. Fe'alâ vezinde müennesi yok. Buna göre musariftir. Dûne sekrâne sekrâne kelimesine ve nedmânin ve nedmâne kelimesinde ihtilaf edilmemiştir. Yani sekrâne kelimesinin gayr-ı musarifliğinde ihtilaf edilmemiştir. Sekrâne kelimesi arkadaşlar sekrânu sekrânâni sükârâ sekrâ sekreyâni sükârâ yani atşânu gibidir. Bunun müennesi ne gelir? Atşa gelir. Dolayısıyla sekrâne kelimesinin müennesi sekrâdır. Fe'alâ vezinde müennesi var mı? Var. Buna göre gayr-ı musariftir. Fe'alânete vezinde müennesi olmayacaktı. Yok. Buna göre de gayr-ı musariftir. Demek ki Rahmane'de ihtilaf var. Sekrâne kelimesinin gayr-ı musarif oluşunda ihtilaf yoktur. Her iki mezhebe göre de nedir? Gayr-ı musariftir. Çünkü birincisi dedi ki fe'alânete vezinde müennesi olmayacak. Sekrânenin fe'alânete, sekrânete vezinde müennesi yoktur. Efendim, öbürü de dedi ki fe'alâ vezinde müennesi olacak. Sekrâne kelimesinin müennesi de zaten sekrâdır. Dolayısıyla her iki şarta göre de efendim tamamdır. Kelime sekrâne gayr-ı musariftir. Rahmânenin musarif ve gayr-ı musarif olduğuna ihtilaf edildi halde sekrâne kelimesinin gayr-ı musarif olduğuna ihtilaf edilmemiştir. Dûne sekrâne ve nedmânin. Nedmân kelimesinin de musarif olduğuna ihtilaf edilmemiştir. Şimdi arkadaşlar, iki tane nedmân var. Bir nedmân arkadaş, nedim, sahip arkadaş manasında.
Bir de netmen pişman olmak manasında. Sahip manasında olan sahip manasında olan netmen kelimesini kastediyoruz burada. Hani pişmanın manasında olan değil. Arkadaşlar netmane kelimesinin birinci şarta göre neydi? Fealanete vezde müennesi olmayacaktı. Halbuki bunun müennesi fealanetün gelir. Nedmanetün gelir. Buna göre şart bulunmadı. Efendim ikinci görüşe göre feala vezde müennesi olacaktı. Nedmane musahip manasında, sahip yani arkadaş manasında nedma diye müennesi gelmez. Dolayısıyla her iki şarta göre de efendim şart bulunmamıştır. Fealanete vezde müennesi olmayacak oldu. Feala vezde müennesi bulunacak bulunmadı. Öyleyse nedim manasında, musahip manasında olan nedman kelimesi müennesi nedmanetün geldiğinden dolayı efendim fealanete vezde müennesi olmayacak şartı tutmadı. Munsariftir. Nedma vezinde müennesi olacak diyene göre de şartı tutmadı. Buna göre de munsariftir. Rahmane kelimesinde ihtilaf vardır. Sekranenin gayr-ı munsarif olduğunda nedmanenin de munsarif olduğuna ihtilaf yoktur. Anlaştık. وَمِنْ ثَمَّ اُخْتُلُفَ ف۪ي رَحْمَانَ دُونَ السَّكْرَانَ وَنَدْمَانِنْ Sekranenin gayr-ı munsarifliğinde, nedmanenin de munsarifliğinde ihtilaf edilmemiştir. Bu da tamam mı arkadaşlar? Buyur. Dediniz hocam, nedmanenin iki manası var diye. Bir pişman olan, iki musahip manası. Niçin ikinciyi tercih ettik? Yani pişman olan manası verseydik hocam. وَأَمَّا اِذَا كَانَ بِمَعْنَا النَّادِمْ فَهُوَ غَيْرُ مُنْصَرِفِ بِالْاِتِّفَقِ لَاَنَّ مُؤَنَّثَهُ النَّدْمَى Nedmane eğer pişmanlık manasındaysa o aynı atşane gibidir. Müennesi nedma geliyor. Tamam. Soru güzel soru Şirin. Nedmane eğer nadim manasında olursa pişman manasında onun müennesi nedma gelir. Nedmanetün değildir, nedmadır. Şartlar bulunmuş oldu. Ona göre ayrı mısırıftır. Bir şey daha sorayım. Buyur. Bir kelimenin hocam iki tane müennes vezni gelebilir mi? Yani hem fe'la veya... Aynı manada değil. Aynı manada olmaz. Yani aynı netben gibi olur. Birisi nedim manasındadır, farklıdır, öbürü farklıdır. O veznül fiili. Vezni fiil, gayr-ı musarif illetlerindendir. Peki, gayr-ı vezni fiil ve şartuhu, vezni fiil ne demektir arkadaşlar? Fiil vezinlerinden sayılacak bir kalıp üzerinde olmasıdır. Bunu gündeme getirdiğimiz zaman, İsim vezni, fiil vezni, müşterek vezin diye karşımıza üç tane vezin çıkar. İsim vezni isimde olur, fiilde olmaz. Fiil vezni fiilde olur, isimde olmaz. Müşterek vezin her ikisinde olur. Vezni fiil ne demektir? Yani fiile has olan bir vezin isimlerde bulunursa ne olmuş oluyor? Bu gayr-ı musarif illeti olmuş oluyor. Peki bunun şartı nedir? Şartuhu. Bunun şartı en yahtassa bihi. Fiile has olması lazım. Yani şimdi fiil vezin deyince burada iki tane şey çıkar karşımıza. Hem isimde hem fiilde olan da fiil vezni vardır. Sadece fiilde bulunan da fiil vezni vardır. Ama biz bu ikisini kastetmiyoruz. Hem fiil hem isimde olan da hem fiil veznidir hem isim veznidir. Ona da vezni fiil diyebilirsiniz. Ama fiile has bir vezin dersek biz burada ne olması lazım? Sadece fiilde olur. Efendim isimde bulunmaz. Esaleten bulunmaz. İsimde esaleten bulunmaz. Şartu onun şartı en yaktassa bihi fiile has olmasıdır. İsimlerde, Arapça isimlerde bulunmaz. Ancak nakil yoluyla bulunur. Yani Arapça isimlerde asıl isim kalıplarında yoktur. Olsa olsa ne olarak vardır? Nakledilmiş. Fiilden ismiyete nakledilmiş. Öyle olmuş. Keşemmere, şemmere gibi. Şimdi arkadaşlar şemmere, fiil mazı malumdur şemmere. Keşemmere ve Luribe diyecek ileride. Luribe gibi. Şimdi Şemmere vezni, Fa'ale vezninde Arap isimler içerisinde özel bu kalıpta isim yoktur. Öyleyse Fa'ale vezni isim kalıplarında yoktur. Esaleten yoktur arkadaşlar. Esaleten yoktur. Ancak menkul olarak olabilir. Şimdi Şemmere fiildir. Bunu kalkmış tebbe taşlarına nasıl alem kılınmış ise Şemmere fiili de birisine alem kılınmıştır. Şimdi ama fiil olan bir kelime nakledilmiş. Nereye nakledilmiş? Alimiyete nakledilmiştir. Dolayısıyla bu fiile has bir vezindir. Yani feale vezni ne değildir? İsimlerde bulunan bir vezin değildir. Ancak ne olarak bulunur? Menkul olarak bulunabilir. Keşemmere, şemmere o zaman fiile has bir vezindir. Darabe demedi arkadaşlar, luribe dedi. Luribe de nedir? Fiile has bir vezindir.
Ama darabe fiile has bir vezin değildir. Çünkü darab, kalem gibi, şecer gibi değil mi? Bu kalıplar isimle fiil arasında müşterek bir kalıptır. Şimdi zuribe kelimesi bir şahsa alem kılınırsa, efendim, eğer mesela şemmere bir ata alem kılınmıştır. Bezzere bir suya, muazzere bir yere, hallama bir adama alem kılınmıştır. Bunlar örnekleri çoğaltılabilir. Bir de zuribe, bunu bir şahsa alem yapsak zuribe. Ca'e zuribe, ra'ytu zuribe, meratu bi zuribe gibi. Şahsa alem kılınsa. O zaman ne olmuş oluyor? Fiile has olan bir vezin nereye intikal ediyor? İsme intikal ediyor. Demek ki vezni fiilin şartı nedir? En yahtasa bil fiili. Şimdi zuribe alem olarak bir şahsa alem yapıldığı zaman ca'e zuribu ra'ytu zuribe meratu bi zuribe olur. Gayr-ı musarif olarak kullanılır. Ev yekûne fî evvelihi ziyâdetün ke ziyâdetihi. Ya fiile has bir vezin olacak veya evvelinde fiilin ziyadelerinden bir ziyade olacak. Fiilin ziyadeleri neydi arkadaşlar? Eteyn harfleri değil mi? Ne eti harfleri? Evet. Ev yekûne fî evvelihi ziyâdetün ziyade olacak. Ne gibi ke ziyâdeti? Fiilin ziyadesi gibi evvelinde ziyade olacak. Ne olduğu halde? Gayre kabilin litta'yı, ta'yı kabul etmeyici olduğu halde. Gayre kabilin litta'yı, ta'yı kabul etmeyecek. Şimdi arkadaşlar ya şemmere gibi, zuribe gibi fiile has bir vezin olacak veya evvelinde fiilin zevaidinden bir tane olacak. Eteyn harflerinden birisi olacak. Ancak bu da bir şarta bağlıdır. Eteyn harflerinden birisi var ama gayre kabilin litta'yı sonunda ta'yı kabul etmeyecek. Mesela arkadaşlar ahmer kelimesi. Ahmer kelimesinde vezni fiil var mıdır? Evveline fiilin ziyadesinden bir ziyade var mı? İsmi tafsilde aynıdır. Ansaru. Evveline fiilin ziyadesinden bir ziyade vardır. Bir de vasıflık var. Kelime gayr-ı musariftir. Şimdi diyoruz ki ahmer kelimesi evvelinde fiilin ziyadelerinden bir ziyade vardır. Gayre kabilin litta'yı. Bunun müennesi ne gelir? Ahmeratun gelmez. Ne gelir? Humra gelir. Doğru mu? Hamra mı gelir? Hamra gelir. Ahmeru ahmerane humrun, hamra'u hamravane humrun. Ahmerun müennesi hamra'u gelir. Ne kabul etmez? Ta'yı kabul etmez. O zaman evvelinde fiilin ziyadelerinden bir ziyade vardır. Ahirinde de ta'yı kabul etmiyorsa burada illetin şartı tahakkuk etmiştir. Bundan dolayı ve min semme bundan dolayı imtena'a ahmeru. Ahmeru kelimesi gayr-ı musariftir. وَاَنْصَرَفَ يَعْمَلُونَ يَعْمَلُونَ مُنْصَرِفْتِرْ Arkadaşlar, يَعْمَلُونَ çalışkan deveye diyorlar. Eğer erkekse يَعْمَلُونَ diyorlar, eğer dişiyse يَعْمَلَتُ diyorlar. Çalışkan deveye يَعْمَلُونَ isim olarak naklediliyor bu. Efendim, şimdi burada bir vezni fiil, bir de alemiyet, iki illetle kelimeyi gayr-ı musarif yapabilir miyiz? Vezni fiili illet sayabilmemiz için ahirinde ta'yı kabul etmeyecek. Halbuki bu, develerin çalışkan olanına yağmele, dişisine yağmeletün diyorlar. Müennes olduğu zaman gayr-ı musariftir arkadaşlar. Yağmeletün dediğimiz zaman alemiyet bir efendim bir illet alemiyettir. Öbür illet nedir? Müennesliktir. Vezni fiillik değil arkadaşlar. Biri alemiyet, birisi de müenneslik. İki illetle kelime gayr-ı musariftir. Ama müzekkerinde yağmelün diyoruz. Çünkü burada alemiyet olsa da ne yoktur? Vezni fiil yok. Vezni fiili yâmeletünde de kabul etmiyoruz zaten. Doğru mu? Yâmeletün gayr-ı musariftir diyoruz. Neye göre gayr-ı musariftir diyoruz? Bir alemiyet var, bir de müennessik var. Ama yâmelünde bir alemiyet var. Ne yoktur? Vezni fiillik yok. Zaten müennessik de yok. Bu da tamamdır arkadaşlar. Böylece gayr-ı musarif illetleri efendim 9 illet bitmiştir. Şimdi arkadaşlar bu okuyacağım yer. Ve ma fihi alemiyetun mu'assiratun izen nukkira surfe lima tebeyyene minenna la tucami mu'assiratun illa ma hiye şartun fihi illa al-adle ve veznel fi'li ve huma mutadaddani fe la yekunu illa ahaduhuma fe izen nukkira bagiye bila sebebin ev ala sebebin vahidin. Buraya kadar bir şeydir, derstir bu. Anlatabildim mi? Burası ne? Can kulağıyla dinleyin. Gayr-ı musarif bahsinde anlatılması zor gibi gözüken ama can kulağıyla dinlendiğin zaman zor olmadığı anlaşılır. Buyurun. Şartı bu en yaptası bir iyi dedim. Sonra ev dedi ya. İki şarttan birisi yani.
Yani fiil vezni has olmasa da eğer başında durduğumuzda... Fiile has bir vezin olmasa da evvelinde fiilin ziyadelerinden bir ziyade varsa izharda da bu aynı geçmişti hatırlarsanız. Şimdi arkadaşlar وَمَا فِيهِ عَلَمِيَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ اِذَا نُكِّرَ صُرِفَ لِمَا تَبَيَّنَ مِنْ اَنَّهَا لَا تُجَامِعُ مُؤَثِّرَةٌ اِلَّا مَا هِيَ شَرْطٌ فِيهِ اِلَّا الْعَدْلَ وَوَزْنَ الْفِعْلِ وَهُمَا مُتَضَادَّانِ فَلَا يَكُنُ اِلَّا اَحَدُهُمَا فَاِذَا نُكِّرَ بَقِيَ بِلَا سَبَبٍ اَوْ عَلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ. Sonra وَخَالَفَ سِبَبِهِ الْاَفَشَ mı geliyor? Evet, burası başlı başına bir derstir arkadaşlar. وَمَا فِيهِ عَلَمِيَّةٌ başlı başına bir derstir. Şimdi bir sonraki derse hazırlık olarak ben burasını söylüyorum. Gayr-ı musarif tablosunu şöyle yazdığımız zaman 9 tane illetten adil 1, vasıf 2, tenis 3, marife 4, ucme 5, cemi 6, terkip 7, elif nümezideten 8, vezni fiil 9. Bu 9 tane illeti alemiyetle karşılaştırdığımız zaman bakın alemiyeti marifeyi burada aldığım şey içerisinde, daire içerisinde bu 9 tane illeti alemiyetle karşılaştırdığımız zaman alemiyet bir kısmında şarttır, müessirdir, bir kısmında şart değildir, müessir değildir. Bakacağız şimdi. Alemiyet nerelerde şarttır? Adilde şart mıydı? Değildi. Sülâse meslese de alemiyet olmadığı halde gayr-ı musarifti. Peki, vasıfta şart mıydı? Vasıf da bir araya gelmez zaten. Şart değildir. Peki, tenis bittâ'da? Tenis bi gayril elif desek de olabilirdi buraya. Tenis bi gayril elifte şart mıdır? Şarttır. Oraya artı koydum. Peki, tenis bil elifte şart mıdır? Değildir. Marife zaten alemiyette onu kastettik. Ucmede alemiyet şart mıydı? Şart. Peki cemide şart mıydı? Değildi. Terkipte şart mıydı? Şart. Elif-i mezideten fil isimde şart mıydı? Evet. Elif-i mezideten fil sıfatta şart mıydı? Değildi. Vezni fiilde şart mıydı? Değildi. Şimdi şart olup olmaması bakımından baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 yerde şarttır. Alemiyet 4 yerde şarttır. Bir tenis bir gayri elif diyelim. İki ucmede, üç terkibde, dört elifin mezideten fil isimde. Doğru mu arkadaşlar? Peki nerelerde müessirdir? Şimdi adille gayri alemiyet bir araya gelerek kelime-i gayri musarif yaparlar mı? Ömer'de olduğu gibi. Peki vasıfla bir araya gelip yapar mı? Yapmaz. Peki tenis bitta ile bir araya gelip iki illetli kelime birisi tenislik birisi de alemiyet olur mu? Talha'da olduğu gibi. Peki tenis bil elif ile bir araya gelip kelime-i gayr-ı müessir olur mu? Yok. Ona, çünkü ona ihtiyacı yok yani. Orada müessir değil yani. Peki ucmeye geldi. Ucme ile bir araya gelerek bir illet ucme, bir illet alemiyet kelime-i gayr-ı müessir oluyor mu? Demek ki burada müessirdir. Peki cemide gelip de alemiyet bir illet alemiyet bir illet cemiyet deyip de orada müessir olur mu? Olmaz. Peki terkipte müessir olur mu? Olur. Peki elif nümezideten fil isimde müessir olur mu? İmrani'de olduğu gibi olur. Peki elif nümezideten fil sıfatı zaten bulunmaz. Vezni fil de müessir olur mu? Olur. Şimdi arkadaşlar buna baktığımız zaman, bu duruma göre baktığımız zaman bir şurada karşımıza bir şey çıkıyor. Şart olmadığı halde müessirdir. Doğru mu? Bir de şurada şart olmadığı halde müessirdir. Bunun dışındaki yerlerde hem şart hem müessir. Hem şart hem müessir. Hem şart hem müessir, hem şart hem müessirdir. İki yerde şart değildir ama nedir? Müessirdir. Demek ki gayr-ı musarif illetlerinden alemiyeti diğer illetlerle karşılaştırdığımız zaman, geride kalan 8 illetle karşılaştırdığımız zaman bunlardan iki tanesinde şart olmadığı halde müessirdir. Hangisi? Adil ve vezni fiil. Peki. 4 tanesinde hem şart hem müessirdir. Tenis bi gayril elifte hem şart hem müessirdir. Ucbede hem şart hem müessirdir. Terkipte hem şart hem müessirdir. Elif mümezzedeten fil isimde hem şart hem müessirdir. Anlaşıldı mı burası? Şimdi arkadaşlar وَمَا ف۪يهِ عَلَمِيَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ وَمَا اُلْ بِرْ غَيْرِ مُنْصَرِفْ ki ف۪يهِ onda vardır. عَلَمِيَّةٌ alemiyet vardır. مُؤَثِّرَةٌ müessir alemiyet vardır. Şimdi müessir alemiyet olmayanları çıkaralım arkadaşlar. Şunda müessir değildir. Doğru mu? Bunda müessir değildir. Cemide müessir değildir. Elif-i mezideten fi sıfatı müessir değildir. Ve ma fihi alemiyyetun müessiretun.
alemiyet bir yerde müessir ise kaç yerde müessirmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yerde müessirdir. وَمَا اُلْ بِالْغَيْرِ مُنْصَرِفْ ki fihi onda vardır, alemiyetün alemiyet vardır. Müessiretün müessir bir alemiyet vardır. Ne demek müessir şirin? Yani gayr-i musarif illeti sayılıyor demektir. Müessir alemiyet demek ne demek? Gayr-i musarif illeti sayılıyor demektir. İde nükkire, bu alem nekire olduğu zaman, nekire kılındığı zaman surife musarif olur. Diyor ki arkadaşlar, alemiyet bir yerde müessir ise, bu alem nekire kılınırsa, kelime hala gayr-i musarif olur mu? Olmaz mı? Diyor ki surife musarif olur. Şimdi ben size şimdiye kadar derslerinize geçmediğini düşündüğümüz burayla alakalı, buranın izahıyla alakalı bir notu vereceğim. Alem nasıl nekire kılınır? Alemin nekire kılınma yolları nelerdir? Bu konuda bilginiz var mı? Arkadaşlar, alem nasıl nekire kılınır? Bir, o isimle müsemma olan şahıslardan herhangi bir şahıs kastedilir. O isimle müsemma olan şahıslardan herhangi bir şahıs kastedilir. Şu misale bakın arkadaşlar. Hâzâ Zeydun râeytu Zeyden âhara. Hâzâ bu Zeydun Zeyd'tir. Râeytu gördüm Zeyden âhara, başka bir Zeyd gördüm. Bu buradaki Zeyd, şuradaki Zeyd nekiredir dersem inanır mısınız? Hâdâ Zeydun râeytü Zeyden âhare. Burada alemiyet değildir, nekire kılınmıştır dersem inanır mısınız? Mecburen inanacaksınız. Başka çıkış yolunuz yoktur arkadaşlar. Neden? Bakın râeytü gördüm Zeyden Zeyd, öyle Zeyd ki âhare. Bu onun sıfatıdır. Eğer bu marife olsaydı el-âhare demesi lazımdı. Doğru mu? O zaman hâdâ Zeydün demek, hâdâ bu Zeydün Zeyd ismiyle müsemma olan şahıslardan birisidir. Râeytü gördüm Zeyden âhare, Zeyd ismini taşıyan bir başkasını da gördüm demektir. Hâdâ Zeydün bu Zeyd ismini taşıyan şahıslardan birisidir. Ra'aytu Zeyden ahire, Zeyd ismini taşıyan şahıslardan birisini de gördüm. Şimdi burada Mes'ud, nereden anladık nekire kılındığını? Sıfatı eliflamsız gelmiş. Eliflamsız geldi. Demek ki özel isimlerden, alemiyetlerden bir alem, alemlerden bir alem nasıl nekire kılınabilir? O ismi taşıyan şahıslardan bana bir Zeyd gelsin, bana Ahmetlerden birisi gelsin, Mehmet gelsin bana. Mehmet ismini taşıyan birisi gelsin dediğin zaman bu ne oluyor? Şahsun müsemmen bir Ahmet, bir Mehmet demektir. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Demek ki alemin nekire kılınma yollarından birisi nedir? O ismi taşıyan şahıslardan, o isimle müsemma olan cemaatten bir fert kastediliyor. هَذَا زَيْدٌ هَذَا مُسَمَّنْ بِزَيْدٍ مِنَ الْجَمَاءِ El-Müsemmâti بِزَيْدٍ Yani Zeyd ismiyle müsemmâ olan gruptan, güruhtan birisidir. رَأَيْتُ زَيْدًا آخَرَ Başka bir Zeyd ismini taşıyan birisini de gördüm. Şimdi arkadaşlar, zaten هَذَا مُبْتَدَادِرْ زَيْدٌ haberdir. Mübtedada aslı olan marife, haberde aslı olan nekir olmaktır. Asıl ama burası ortaya koyuyor. Ahire sıfattır. Hani haber marife de olabilir, nekir olabilir, marife de olabilir. Ama orada zirayetü zeyden ahire ipucunu ortaya koyuyor, nekir olduğunu ortaya koyuyor. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Buyurun. Alemin nekir olması kişiye göre değişen bir şey değil mi? Yani alem özü itibariyle marife olan bir şey ama kişi onu tanımıyorsa, kim olduğunu bilmiyorsa mesela, ona göre nekir olmuyor. Ha, yok yok, öyle değil. Mesela diyeyim ki, özel isim vardır, sen onu tanımıyorsun, ben ondan bahsediyorum, öyle değil. O nekire olmaz. Nekire, onu kullanan kişi nekire kastediyor. Yani ben hâdâ zeydün, râeytü zeyden âhire ne demek istiyorum? Bu Zeyd ismini taşıyan bir şahıstır. Zeyd ismini taşıyan başka bir şahıs gördüm. Benim burada kastettiğim nedir? Hâdâ zeydün de bu annesinin kendisine Zeyd ismini verdiği özel bir şahıstır kastetmiyorum ben. Annesinin kendisine Zeyd ismini verdiği şahıslardan bir şahıstır kastediyorum. Yani bunun açılımı şudur arkadaşlar. Hâdâ musemmen, hâdâ şahsun musemmen bi zeydin.
رأيت شخصا مسمى بزيد آخر. Tamam. Demek ki alem olan bir kelimenin nekire kılınmasının yolu o ismi taşıyan şahıslardan bir şahıs kastedilir. Şahsun müsemmen bizeydin. Şahsun nedir? Nekiredir. Doğru mu? Tamam. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Güneş gibi tebellür etti mi? Tamam. Şimdi geçiyorum ikincisine arkadaşlar. Alem nekire kılınmasının ikinci yolu. Alem olan bir kelimede o ismin sahibinin meşhur olduğu sıfatlardan sıfat kastedilir. O isim bir şeyle meşhur olmuş mesela. İsmi zikrediyorsun da kendisini kastetmiyorsun. Neyi kastediyorsun? Onun sıfatını kastediyorsun. Mesela şimdi misal vereyim size. Şöyle bir ibare kullansam. Likülli firavunin Musa. Likülli firavunin, her firavun için vardır Musa, bir Musa vardır dedim. Likülli firavunin Musa dedim. Şimdi arkadaşlar her firavun için Musa var ne demek? Burada firavun her ne kadar özel isimse de firavunun kendisi kastedilmemiş burada. Meşhur olduğu vasıf neydi? Batılı savunmak. Musa Aleyhisselam'ın meşhur olduğu sıfat neydi? Hakkı savunmak. Birisi muptil, birisi muhek. Likülli firavunin her firavun için vardır. Yani her batılı savunan için vardır. Musa'nın bir hakkı savunan var demektir. Şimdi burada firavun zikredildi. Firavunun meşhur olduğu sıfat kastedildi. Musa zikredildi. Musa'nın meşhur olduğu sıfat kastedildi. Anlaşıldı mı? Demek ki alemin nekire kılınma yollarından birisi de nedir? O ismin sahibi neyle şöhret bulduysa, şöhret bulduğu vasıf kastedilirse nekire kılınmıştır. Ne gibi? Likülli firavunin Musa'da olduğu gibi. Birincisinin misali hâdâ zeydün râitü zeyden âhâr. İkincisinin misali likülli firavunin Musa. Bu da anlaşıldı mı arkadaşlar? Mesela Hatim-i Tâi. Hatim meşhurdu. Hatim-i Tâi neyle meşhurdu? Cömertliğiyle meşhurdu. Hatim-i Tâi cömertliğiyle meşhurdu. Şimdi bu adam var ya Hatim'dir be. Hatim-i Tâi'dir. Yani çok cömerttir manasında. Hatim'dir demek cömerttir manasında kullanırsın onu. Yani bir ismin sahibi neyle şöhret bulmuşsa o şöhret, o vasıf kastedilir. Likülli firavunin likülli mubtilin demektir. Musa muhakkun, hakkı savunan vardır. Öyleyse arkadaşlar وَمَا اُلْ بِالْغَيْرِ مُنْصَرِفْ ki fihi onda vardır alemiyetün alemiyet müvessiretü müessir alemiyet vardır اِذَا نُكِّرَ نَكِرَ kılındığı zaman kendisinde alemiyet müessir olan bir gayr-i musarif nekire kılındığı zaman nekire kılınmanın yollarını söyledim size arkadaşlar. Peki arkadaşlar şunlara birer tane misal yazmam lazım. Buraya Ömer'i yazayım. Müessir olduğu yerlere. Neyi yazayım arkadaşlar? Talha'yı yazayım. Ücme'ye ne yazayım? İbrahim yazayım. Terkibe ne yazayım arkadaşlar? Elif'in mezidetten fil ismini yazalım. İmran yazalım. Vezni fiile de Ahmet yazalım. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar diyor ki Ömer biz munsarif yaparsak affedersiniz. Ömer'i nekire yaparsak likülli Ömer'in dedik. Mesela her adil kişi kastettik. Ve hâdâ Ömer uzaytu râytu Ömer'en âhire mesela gibi. Yani iki yoldan birisini kullandık. Ömer'i veya Talha'yı veya İbrahim'i veya Ba'le Bekke'yi efendim veya İmrane'yi veya Ahmed'i nekire kılmanın yollarından birisiyle ne yapsak? Nekire kılsak. Nekire kıldığımız zaman bunda alemiyet gidince geriye ne kaldı? Adillik kaldı. Alemiyet gitti. Doğru mu? Peki Talha'da ne vardı? Tehnis. Tehnis vardı. Bir de ne vardı? Alemiyet vardı. Şimdi nekire kıldığım zaman alemiyet gitti. Tehnisi kaldı mı? Kaldı gibi.
İbrahim kelimesinde ücmelik vardı, artı alemiyet vardı. Alemiyet gitti, hücme kaldı. Doğru mu? Bâlebekke'de terkip vardı. Bir de alemiyet vardı. Alemiyet gitti, ne kaldı? Terkip kaldı. İmrane'de elif nun mezideten diyelim. Doğru mu? Elif nun mezideten. Bir de artı alemiyet. Alemiyet gitti, elif nun mezideten kaldı. Ahmet'te vezni fiil. Bir de ne vardı? Alemiyet. Alemiyet gitti, vezni fiil kaldı. Arkadaşlar, burada dikkat edin şimdi. Zekanızı yokluyorum. Hazır mısınız? Burada gördüğünüz gibi iki tane illetten birisi kalınca geride ne kaldı? Bir tane illet kaldı. Her birisinde bir tane illet kaldı. Bir tane illetin kaldığı yerde kelime gayrimusarif olabilir mi? Olamaz. Şimdi imtihanı kaybettiniz. Neden kaybettiniz? Bakın arkadaşlar, Talha'da alemiyet gidince Talha'nın müenneslik illet sayılabilmesinin şartı alemiyet değil miydi? Bu gidince teenislik de gitmez mi? Yani şart olanlarda gidiyor. Şart olanların hepsinde gider. Eğer bir gayr-ı munsarifte alemiyet bir illette alemiyet o illetin illet sayılmasının şartı ise alemiyet gittiği zaman alemiyet kendisi giderken öbür şartı da götürüyor. Çünkü onun şartı alemiyetti. Mesela ücme, İbrahim'de ücmelik tamam ama ücmenin şartı neydi? O zaman alemiyet gidince ücme de gidiyor. Peki terkipte alemiyet gidince terkip de gidiyor. Elif dümeziden de elif dümeziden de gidiyor. Peki vezni fiilde gidiyor mu? Gitmiyor. Adilde gidiyor mu? Gitmiyor. Çünkü onun şartı değildi. Ha. Fe izâ nükkire ve mâ fî âlemetü müessiretü izâ nükkire surife. Munsarif olur diyoruz. Neden? Limâ tebeyyene. Çünkü açığa çıkmıştır ki min ennehâ âlemiyet la tücâmi'u birleşmez. La tücâmi'u birleşmez. İlla ma o illetle birleşir ki hiye şartun fihi. Nerede şart ise orada illet olarak birleşir. Nerede şarttır arkadaşlar? Burada şarttır, illet olarak müessirdir. 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 İlla şart olmadığı halde müessirdir. El adle ve veznel fiili. Adil ve vezni fiilde şart olmadığı halde müessirdir. İllel adle ve veznel fiil. Ne demek arkadaşlar? Bir daha mana veriyorum. Ve ma ol bir gayri musarif ki fihi onda vardır. Alemiyetün alemiyet, müessiretün müessir alemiyet var deyince arkadaşlar vasıfla tenis elif nümezideden fıstıfet bir de tenis bir elifle cemil çıktı. O da alemiyet ne değildir? Müessir değildir. Müessir olmayan yerlerden çıktı. Alemiyet bir yerde müessir ise kaç yerde müessirdi arkadaşlar? Müessir burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yerde müessirdi. İzâ nükkire nekire kılındığı zaman, nekire kılınmanın yolları 2'ydi. İkisinden birisine nekire kılındığı zaman surife. Bu kelime artık musariftir. Gayr-ı musarif değildir. Neden? Limâ tebeyyene. Çünkü açığa çıktı. Min ennehâ alemiyet. Lâ tücemmû birleşmez. Müessireten müessir olarak birleşmez. İllâ mâ hiye şartun fîhî. 9 illetten alemiyeti çıkaralım, 8 illet kaldı. Alemiyet 8 illetten ancak şart olduğu yerde müessir olarak birleşir. Şart olduğu yerlerde 4 taneydi, 4 yerde müessir olarak bulunur. İlla şart olmadığı halde müessir olarak bulunur. El adle ve veznel fiil. Adil ve vezni fiilde şart olmadığı halde müessir olarak bulunur. Peki. Şimdi arkadaşlar, buraya kadar anlaşıldı mı? Biraz önce bir imtihan yaptım mı sizi? Kaybettiniz ya. Şimdi bakın o imtihan üzerine bina ediyorum. Burada hiçbir illet kalmadı değil mi? Burada hiçbir illet kalmadı. Burada kalmadı. Burada kalmadı. Ama burada bir tane kaldı. Burada bir tane kaldı. فَاِذَا نُكِّرَ Nekire kılındığı zaman بَقِيَ kalır بِلَا سَبَبٍ Sebepsiz kalır. Tahtada gösterdiğimiz yerlerde sebepsiz kaldı. Olur mu ya alemiyet gitti müennessik var. Müennessik var ama gayr-ı musarif illeti sayılan müennessik yok. Burada hiç illet yok. Bakiye bila sebebin. Ev ala sebebin vahidin veya bir sebep üzere kalır. Adille vezni fiilde alemiyet gidince
adil kalır, vezni fiil kalır. Bir illet kaldı geriye. Bir illette kelime-i gayr-i musarrif yapamayacağına göre şart ve müessir olduğu yerlerde, şart olmadığı halde müessir olduğu yerlerde alem nekire kılındığı zaman efendim sebepsiz kalır veya bir sebep üzere kalır. Feiza nukkire nekire kılındığı zaman bakiye kalır. Bila sebebin illetsiz kalır. Ev ala sebebin vahidin veya tek sebep üzerine kalır. Tek illet üzere kalır. Şimdi biz bir karar verdik. Buraya kadar anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlamayan var mı? Varsa buradayım. Şimdi şöyle bir itiraz geliyor. Musannif hüküm verdi. Dedi ki, alem olan bir kelime, eğer alemiyet bir gayr-ı musarrifte müessirse, nekire kılındığı zaman bu kesinlikle nedir? Musariftir. Çünkü bunda ya hiç illet kalmaz, dört tanesinde olduğu gibi, veya bir illet kalır, adil ile vezni fiilde olduğu gibi. Öyleyse kelime gayr-ı musariflikten musarifliğe döner. Feyde وَمَا فِي عَلِمِ مِنْ مُؤَثِّرَةٌ اِذَا نُكِّرَ صُورِفَ Hüküm budur, munsarif oldu. Birisi diyor ki, niye o kadar kesin karar veriyorsun ki? Mesela diyor birisi, burada bir illet kaldı mı Ömer'de? Vezni fiilde de bir illet kaldı mı? Alemiyet gittiği halde vezni fiil yanında adillik gelse veya adillin yanında vezni fiil gelse yine kelime gayr-ı musarif olur. Çünkü adlin şartı ne değildir? Alemiyet değildir. Vezni fiilin şartı alemiyet değildir. Bunun şartı nedir? El adlu adil nedir? Hurucu an sığatil asli tahkikan ev takdire. Bu bulunduğu zaman adil var. Vezni fiilin de şartı en yaktası bil fiili. Fiile has bir vezin olacaktı. Bunun şartı bulunur. Bunun da şartı bulunursa alem olan bir adil. Alemiyet gittiği halde vezni fiille beraber gayr-ı musarif olamaz mı? Alem ve vezni fiille gayr-ı musarif olan bir kelime nekire kılındığı zaman alemiyet gidince vezni fiilin yanına adillik gelerek kelimeyi gayr-ı musarif yapamaz mı? Sen diyorsun ki ve ma her bir gayr-ı musarif ki fihi alemiyetun müessiretun müessir alemiyet vardır. İza nükire nekire kılındığı zaman surife musarif olur diyorsun. Bak burada musarif olmayabilir. Adil ile vezni fiil bir araya gelip kelimeyi yine gayr-ı musarif yapabilirler. Ne olduğu halde alemiyet gittiği halde. Şimdi ona cevap veriyor. Diyor ki وَهُمَا مُتَضَادَّانِ Adil ile vezni fiil birbirine zıttırlar. فَلَا يُكُنُ bulunmaz اِلَّا اَحَدُهُمَا ancak birisi bulunur. فَلَا يُكُنُ bulunmaz اِلَّا اَحَدُهُمَا Adil varsa vezni fiil yok. Vezni fiil varsa adil yoktur. Efendim? Şimdi arkadaşlar alemiyet ile vasıf birbirine zıttırlar. Onu ben söyleyecektim şimdi. Alemiyet ile vasıf birbirine zıttırlar. Bunların zıt olması tabiidir. Çünkü alemiyet hususidir, vasfiyet umumidir. Siyah dediğin zaman her siyahı içerisine alır. Alemiyet dediğin zaman nedir? Özel isimdir. Onun için vasıflık alemiyet bir arada olmazlar. Zıttırlar bunlar. Peki adillikle vezni fiil niye birbirine zıttırlar? Değil mi? Böyle bir soru var şimdi. Bu sorunun cevabı ne olacak? Arkadaşlar, adil olanların tamamı semaidir. Yani adillikle gayr-ı musarrif olanların tamamı semaidir. Arapçada adillik kendisinde olduğu halde gayr-ı musarrif olanların tamamı incelendiğinde hiçbirisinde vezni fiile tesadüf edilmemiştir. Adiller nedir? Semaidir. Adil olarak gayr-ı musarrif olanların tamamı incelendiğinde, istikra yapıldığında hiçbirisinde vezni fiile tesadüf edilmemiştir. Daha sonra yeni bir adillik olmayacağına göre adille vasıf bir araya gelmez. Bunun gelmemesi, alemiyetle vasfın bir araya gelmemesi gibi midir arkadaşlar? Değildir. Alemiyet hususidir, vasıf umumidir. Onlar bir araya asla gelmezler. Adillikle vezni fiil neden bir araya gelmesinler? وَهُمَا مُتَضَادَّانِ Bunlar birbirine zıttırlar diyor. Ne demek zıttırlar? Alemiyetle vasıf birbirine zıt olduğu gibi zıt değillerdir. Ne demekti burada zıttırlar? Yani adil semaidir. Araştırıldığı zaman hiçbirisinde vezni fiil bulunmamıştır. O zaman adil ile vezni fiil birbirinde bulunmaz demektir. Vezni fiil de adil, adil de vezni fiil olmaz. Bunlar bir araya gelmez. Gelmediler, bugüne kadar tespit edilmemiştir. İstikra yapıldığı zaman adiller arasında böyle bir şey bulunmamıştır. فَلَا يَكُونُ اِلَّا اَحَدُهُمَا فَلَا يَكُونُ فَلَا يُجَدُ demektir. Bulunmaz illa اَحَدُهُمَا Adil varsa vezni fiil yok, vezni fiil varsa adil yok. فَاِذَا نُكِّرَ Buna göre alemiyet müessir olan
olduğu yerde o nekire kılındığı zaman, alem nekire kılındığı zaman bekiye kalır bila sebebin, hiç illet kalmaz. Nerelerde hiç illet kalmaz? Şart olduğu yerlerde. Ev ala sebebin vahidin, veya bir sebep üzere kalır alemiyet gittikten sonra. O da neredeydi? Adille vezni fiilde. Alemiyet gittikten sonra likülli umerin dersek burada bir illet var. Bir illete kelime-i gayr musarif yapamıyor. وَمَا ف۪يهِ عَلَمِيَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ اِذَا نُكِّرَ صُرِفَ لِمَا تَبَيَّنَ مِنْ اَنَّهَا اِي الْعَلَمِيَّةَ لَا تُجَامِعُ مُؤَثِّرَةً اِلَّا مَا هِيَ شَارْطٌ ف۪يهِ اِلَّا الْعَدْلَ وَوَزْنَ الْفِعْلِ وَهُمَا مُتَضَادَّانِ فَلَا يَكُنُ اِلَّا اَحَدُهُمَا فَاِذَا نُكِّرَ بَقِيَ بِلَا سَبَبٍ اَوْ عَلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ. Evet arkadaşlar, bundan sonra bir dersle beraber gayr-ı musarif bahsini bitirmiş oluyoruz. وَخَالَفَ سِيبَوِهِ الْاَخْفَجَ ف۪ي مِثْلِ اَحْمَرَ عَلَمًا اِذَا نُكِّرَ اِعْتِبَارًا لِلصِّفَةِ الْاَصْلِيَّةِ falan. Bir ders daha gayr-ı musarif bahsimiz bitmiş oluyor.